وَقَالَ ve dedi ki inne اُخْتَهُ kız kardeşi وَهِيَ تُسَمَّ الرُّبَيَّ Rubeyya denirdi ona, yani bu amcanın kız kardeşi. كَسَرَتْ ثَنِيَةَ امْرَأَةٍ bir gün gelmiş bir kadınla tartışmış, şeye girmiş, mücadeleye girmiş. O arada nasıl etmişse vurmuş, dişini kırmış. Getirmişler Resulullah'a. فَأَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de emretmiş ki kısas uygulansın. Yani dişi kırılsın diye. فَقَالَ أَنَسٌ Enes de orada demiş ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ Seni hak ile gönderene yemin olsun ki لَا تُكْسَرُ Kırılmasın. لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا Onun dişi kırılmaz. Kırılmamalı, kırılmasın diye devreye girmeye çalışıyor. Çünkü bu mutlak hüküm değil, biliyorsunuz, alternatifler var. Alternatiflerin işletilmesi için çabalıyor. Ama karşı taraf kısasta ısrarlı. İlk anda öyleydiler. Hazreti Enes de işte şey yapıyor, Hazreti Peygamber de diyor ki yani bunlar kısas dediği sürece hiçbir şey yapamayız. Sonra faradu bil arşi. Sonra erşe, bu erş dediğimiz de yani curuha karşılık diyetin adı. Yani yara bereler, işte göz, kulak vesaire. Bunların diyetine özel bir isim konmuş. Erş diye. Razı olmuşlar, tamam şu kadar diye. Onun karşılığında dişinden, kısasından vazgeçiyoruz. وَتَرَكُ الْقِسَاسَ Ve kısası, kısastan vazgeçmişler. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ Allah'ın kullarından öylesi, öyleleri var ki مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ Allah'ın adı üzerine kasem etse, yani demin kasem etti ya, işte vallahi kırılmamalı falan diye. لَأَبَرَّهُ Cenab-ı Hak da onun sözünü boşa çıkarmamış. Yani iyi bir kulmuş demek ki diyor. Cenab-ı Hak beklentisini, talebini, isteğini gerçekleştirdi. Karşı taraf kısastan vazgeçti. Hani bazıları hadisten şunu okur gibidir. Yani sanki Cenab-ı Hakk'ın hükmüne karşı çıkmak istiyor gibi. Veya işte sürece müdahale etmeye çalışıyor gibi. Değil, normal diğer ihtimal var, diyet ihtimali. Hatta affetme var. Yani وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى diyor Cenab-ı Hak. Affetmeniz takvaya daha yakın alandır. Bu cinayette bile böyledir. Yani bırakın diyeti, adam caniyi affedebilir bile. Ve affettiği şey, yani Cenab-ı Hakk'ın daha çok istediği bir şey olarak söyleyebiliriz. Çünkü Cenab-ı Hak daha hayırlı dedi, takvaya daha yakın. Dolayısıyla ne kadar kısas yapabilirsek, ne kadar kesip doğrayabilirsek o kadar İslami oluyoruz gibi bir hava yok. Cenab-ı Hakk'ı okuduğumuz zaman burada önemli olan sonuç alabilmek, toplumun iyileşmesi, bir yaranın kapanması, cinayetin yeni cinayetler türetmemesi. Dolayısıyla bu taraf bir çaba içerisinde. Ve çabalıyor, demiyor ki Resulullah onlar istediği sürece sen uygulama demiyor. Ama yani psikolojik etkenlerin harekete geçirilmesi için de şeydeler, istekliler. Sonuç lehte olunca bunu Allah'tan değerlendirmiş Resulullah. Allah yüzünüze baktı da yani Allah'ın demek ki öyle kulları var ki böyle çok isteyince oluyor manasında. 2651 nolu hadisi de böylece okumuş olduk.